Uşak Kent Konseyi üyeleri geçtiğimiz günlerde Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inceleme gezisi yaptılar ve burada Uşak Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin çalışmadığını gördüler. Bu yönde numuneler alındı ve tahlile gönderilmek için numunelerin aldığı mühürlendi. Orada, mühürlendi. Orada mühürlendi ve şimdi yanımızda Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Uşak Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Hasan Yüksel var. Ee, Sayın Yüksel, bu çalışmalar nasıl gerçekleşti? Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bu çevre kirliliği arıtma tesisinin çalışmaması duyumunu nasıl aldınız ve neler gördünüz orada? Orada e, herhangi bir duyum üzerine gitmedik. E, organize Sanayi Bölgesi'nin Gediz Nehri'ne Deşarj noktasında bir incelemede bulunalım istedik. Gördüğümüz manzara güzeldi. Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen suyun hala kirli olduğu görünen gözlerle görülmektedir. Ve Deşarj noktasında da işte kuzeyden gelen Gediz Nehri'nin sularının berrak olduğu, Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen kirlilik suların ağır metal içermesi nedeniyle nehir içerisinde uzunca bir süre yoğun farkından birleşemedikleri ve ileriki noktalarda da Gediz Nehri'ni kirlettiğini gözledik ve orada canlı yaşamını da tehlikeye attığını gözledik. Bizim gözlemimiz bu. Orada herhangi bir arıza nedeniyle gitmedik. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi burada bir arıza olduğunu, üç günlük bir arıza olduğunu ve bu arızanın giderilmesinden sonra normale çalışma, suyu arıtma işleminin normale döneceği yönünde bir açıklama yaptı. Peki siz bu açıklamayı inandırıcı buldunuz mu? Şimdi Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisi bakanlıkça deşarj iznine sahip ilk ve tek yerdir. İlk yerdir, tek yer değildir. Ee, bu açıdan oradaki yapılan çalışmaları yatsımak mümkün değil. Ancak e, Gediz Nehri'ni de e, biz e, bu iki kaynağın Gediz ve Büyük Menderes kaynaklarının ana başlangıç noktasında olmamız nedeniyle de buralardaki kirliliği de görmemezlikten gelme şansımız da yok. Şu ayın 16'sında Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinde bir arıza meydana geldiği, özellikle biyolojik arıtma bölümündeki bakterilerin öldüğü, üç günlük izin alarak bunları gidereceklerini ve daha sonra da faaliyetine yine devam edecekleri belirtilmektedir. İşte bu süreç içerisinde de Gediz Nehri'ndeki bütün canlı fauna mahvolmaktadır. Hepsi ölmektedir. Ee, vicdanlar el vermiyor. Oradaki canlı yaşamı yok olmaktadır. Bizler biliyoruz ki su en değerli, kıymetli varlığımız. İşte ısının 35-40 derecelere yaşlaştığı şu günlerde bir damla suyun ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz ki elimizin altındaki bu kaynakları kirletmememiz gerekmektedir. Ondan da öte bu bölgede. Ee, gerek e, nehir içerisindeki canlı yaşamında olduğu gibi bu akarsudan yararlanan köylerimiz var. Orada e, bitkiler yetiştirilebilmektedirler ve bu kirli sudan aldıkları besinleri veya o içerisinde var olan maddeleri o bitkilere taşımakta ve bizim çarşımızda, pazarımızda, domatesimizde, biberimizde bize geri dönerek kanserojen etki yapabilmektedir. İşte bunların iyi değerlendirilmesi gerekmektedir ki canlı yaşamı, kendi yaşamımız, sağlığımız açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, e, sudaki parametrik değerlerin e, kabul edilebilir ölçülerde olduğu da var açıklamada. Ama Olta Balıkçıları Federasyonu Başkanı İsmail Atalay ise e, burada ki balıkların kanserojen içerdiğini, çünkü balıkların kanserojen maddeleri içlerine depolayabildiklerini de açıkladı. E, bu bağlamda insan sağlığı tehlikede mi Gediz nekrindeki balıklar açısından ve bunu e, tüketen tüketiciler açısından? E, oldukça tehlikede. Şimdi e, oradaki balıklar artık yenmez durumda. E, üzerlerine aldıkları, içerine depoladıkları kanserojen maddelerle, ağır metallerle e, iyice e, kanser olmuş durumdalar. İçi kurtlanmıştır, yenme şansı hiç yoktur. Dolayısıyla onlardan beslenen diğer canlılar ve e, insan yaşamı açısından da oldukça tehlikelidir. Evet, ee, Hasan Bey. E... Ayrıca Uşak çevre kirliliği yönünden, çevreyi kirletme açısından e, bölgede adeta bir günah keçisi durumunda. E, ama diğer bu konuda diğer iller ne durumda? Uşak'ın e, dışında Denizli, Manisa, İzmir, e, çevreyi kirletme yönünden onların etkisi ne durumda? Şimdi e, Uşak, Murat Dağı eteklerinde kurulmuş ve 3 ana akarsuya kaynaklık etmektedir. Bir Porsuk ve Sakarya'ya. Kuzeyde uşağı etkilememektedir. Gedizle e, Gediz ve Büyük Menderes'in ana kaynakları uşak'tan çıkmaktadır ve uşak da e, ilk kirleticiler olduğu için uşak günah geçisi olmaktadır. Yoksa e, Gediz'de Kula, Salihli, Turgutlu, Manisa ve İzmir'de kirlilik var mı var? Ancak ilk kirlilikten sonra e, yapılacak çok fazla bir şey de yok. İlk kirleten, İlk kirleten burası. Yine Büyük Menderes'te e, Uşak'ta başlayan kirlilik ki belediyenin henüz suları tam kirletilmiyor. Bazı sanayiler henüz e, kirlilikleri tam temizleyemeden 9 seneye deşarj şarj etmektedirler. E, buradan işte e, Denizli, Nazilli... Aydın, söke ovalarına kadar kirlilik devam etmektedir. E, bu saydığım yerlerde kirletici unsurlar var mıdır? Elbette vardır. Ancak ilk kirletici nokta uşak olduğu için e, diğerlerinin çok fazla önemi kalmamaktadır. İşte uşaktan kirli geliyor, biz ne yapalım? E, bu nedenle bunlar havza bazında değerlendirilip, her ilin, her ilçenin, her beldenin yapması gerekenler neyse bizi geleceğe taşıyacak etkileri hemen uygulamaya koymamız gerekiyor. Bunun başka da bir yolu yok. Çünkü susuz hayat olmaz. Hele hele bu 35 dereceleri yaşadığımız su şu günlerde bunun değerini daha iyi anlıyoruz. Ondan da öte biz çok da su zengini bir ülke değiliz. Çok da zengin bir uşak su zengini değil. Ta Küçükler Barajı'ndan getiriyoruz yaklaşık 40-45 kilometre ötede bizim temiz suyumuz. Yeraltı sularımız artık arsenikli. Bundan yararlanamıyoruz. Öyleyse var olanların da kıymetini bilmemiz gerekiyor. Herkese sorumluluk düşüyor. Biz sanayinin karşısında değiliz. Hiç de olmadık. Ancak insanlar vicdani sorumluluklarıyla baş başa bırakıyorum. Aldığınız numuneleri tahlile gönderdiniz mi ve ne gibi bir sonuç bekliyorsunuz bunun karşılığında? Şimdi aldığımız numuneleri orada basında gördüğü üzere aynı yerde mühürledik ve gönderdik. Biz sonuçları bekliyoruz. Sanırım birkaç gün içerisinde sonuçlar gelecek. Ayrıca değerlendireceğiz. Ancak şu değerlendirmemiz bizim. Belli alanlarda hem görsele dayanmaktadır, İşte uşak içerisindeki arıtmayan gerek evsel, gerekse sanayi atık sularının temizlenmesini, bu konuda önemli çalışmalar yapılmasını, yöneticilerin ve ilgili kişilerinin öncelikli sorumlulukları olması gerektiği konusunda biz Uşak Çevre Gönülleri Derneği olarak bu konuda hemfikiriz. Ve geleceğimize, bugünleri geleceğe iyi taşımamız gerektiği düşüncesindeyim.